Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Berhun. Bugün Türkiye'de ve Adana'da oldukça sıcak bir gün yaşandı. Siyasi partiler 28. dönem milletvekili adaylığı için belirledikleri isimleri YSK'ya bildirdi. Böylece Adana'dan yarışacak, hatta Türkiye'den yarışacak isimler kesinleşti. Bununla ilgili olarak değerlendirme yapacağım. Eski adaylar kimlerdi? Yeni adaylar kim oldu? Daha önce hangi isimler vardı? Şimdi hangi isimler yok? Bunların değerlendirmesini yapıp sizlere ardından da kaçar milletvekili çıkarılabileceği konusunda öngörümü paylaşacağım. Evet sevgili seyirciler, ilk olarak Türkiye'nin en büyük partisi konumunda olan AK Parti'den başlamak istiyorum. AK Parti'de yeni isimler Ömer Çelik, Ahmet Zembilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Mustafa Yıldız, Hasan Hüseyin Kuşçu, Erol Kahraman, Kasım Pamuk, Fadime Yurdunu Seven, Dinçer Dinç, Melike Doğan, Ramazan Çırak, Oğuzhan Gürhani ve Mehmet Kurtaran ilk 15'te yer alan isimler. Tabi burada dikkatimizi çeken konu birincisi Jülide Sarıeroğlu'nun Ankara'ya kaydırılmış olması. Onun yerine de yine Adana doğumlu ama Türkiye'nin değişiklerinde iş yapan, hatta uzun yıllardır da AK Parti MYK'sında görev almış olan Sunay Karamık girmiş listeye. Onun dışında Abdullah Doğru yerini korumuş. Adana milletvekilini 4 kez üst üste yapan Şükrü Erdinç gençlik kolları kotasından gelmişti. O yerini yine 6. sırada Mustafa Yıldız'a, gençlik kolları başkanı olan en son isme bırakmış. Burada tabii bu liste kimin listesi diye baktığınızda bu listenin incelenip sık dokulduğunu söyleyebilirim. Ömer Çelik'in ağırlığının olmasının yanı sıra burada bir denge kurulduğunu gözlüyorum. Çünkü Ömer Çelik'in çok yakın gördüğü bazı isimler listede yok. Buna karşın farklı kesimlere hitap eden değişik isimler var. Bu da AK Parti açısından biraz dengeli bir liste olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu liste neler yapacak? Aradaki olanlar olmayanlar dengeyi nasıl değiştirecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce 4 vekil vardı. Daha önce AK Parti'de de 5 vekil vardı. Onu hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önceki isimler aynı şekilde kaldığı için geriye gitmeye gerek kalmıyor gibi görünüyor. Zira Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacı Deva Partisi il başkanıydı ve kurucularındandı. Ayhan Barut, Berke Duvan, Hüseyin Keser, Erkan Karakaya, Erhan Toklu gibi, Küba Özbüçer, Ahmet Korkmaz, Sercan Polat, Murat Öztanrı Öber, Ebru Yılmaz ve Elife Müftüoğlu gibi isimler konmuş. Burada Sadullah Kısacık Deva Partisi kontenjanı olarak zaten daha önceden Adana'da 4. sıranın kontenjan olduğu biliniyordu. Onun için Adana'nın ilk 4 vekilinin olduğu gibi tekrar konmuş olması aslında bu vekillerin görevini iyi yaptığı ya da görevini yerine getirdiği şeklinde de değerlendirebilir. 4 vekilin de tekrar girmiş olması önemli. Peki ne olur? Burada yeni isimler, eksik olan isim var mıdır? Kırgınlık olur mu? Bana göre olmaz. Mevcut vekilleri koyarak aslında genel merkez size hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Bu hayati bir seçim. Bu nedenle de mevcutları koruyup daha sonra yarış, parti içi yarış olsun mesajı verdi diye düşünüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce de defalarca dile getirdiği ön seçim burada da aslında akla gelmişti. Ama bu fermuar sistemi diğer 4 partinin, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi, Gelecek ve Deva Partisi gibi partilerin de Cumhuriyet Halk Partisi içinden adaylık olacağı için böyle bir karar alındığını söylüyorum. MHP'ye geçmek istiyorum. Tabii orada da ciddi tartışmalar, hatta kırgınlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dönem Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy ilk ikideydi ve o zaman Mustafa başka isimler vardı. Cahit Öztok gibi değerli bir iş adamı 3. sırada. Ancak bu yıl yine Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy 1 ve 2. sırada. 3. sırada Mustafa İzgioğlu, 4'te Firdevs Cingözler, Alev Ataş, Uğur Öztürk, Bünyamin Avcı, Yusuf Bağış, Adem Gündoğan, Ahmet Reha Yereşen, Zekeriya Siverekli, Hakan Uykız, Atilla Duygun,
Mahmut Tilek, Tufan Binen sıralaması var ilk 15 için. Tabi burada bir kırgınlıklar olduğunu da tabii ki duyuyoruz, biliyoruz. Burada özellikle Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy'un aynı şekilde sıraya girmiş olması biraz tepki çekti ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin farklı bir yapısı var. Bunun çok büyümeyeceğini düşünüyorum ama kırgınlıkların da olduğunu değerlendiriyorum. Burada özellikle Bünyamin Avcı'nın arka sıralarda kalması, Uğur Öztürk'ün yıllardır partide mücadele etmesi ve biraz daha üst sıralara kalmış olması 6. sırada biraz dikkat çekti tabii. Yusuf Baş, belediye başkanı, Daladağ'dan il başkanlığı yaptı. Onun da geride olması. Tabii bütün bunları değerlendirdiğimizde biraz hoşnut olmayan kesim var diyebiliriz. Ancak neler olur? Yarın bir gün MHP'nin dediğim gibi kültürü farklı bir kültür. Onların yine el ele verip partiler için mücadele edeceğini düşünüyorum. HDP'nin Yeşil Sol Parti olarak seçime katılacaklarını beyan ettim. Ben onlardan da isimleri saymaya çalışayım. Daha önce de biliyorsunuz Adana'dan iki tane milletvekili çıkartmışlardı. Tülay Hatimoğulları daha önce de Adana milletvekili HDP'den de şimdi Yeşil Sol Parti olarak birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Ferhat Kabayış, Rojin Çelik, Mehmet Karakış, Delal Mamuk, Barış Karabıyık, Şükran Efe Türk, Münir Korkmaz, Sevim Aracı, Hüseyin Ağaç, Evrim Ayman, Serkan Nar, Hafize Atlı, Nezih Dorak, Suat Acar. Evet, burada 15 isim böyle. Tabii burada bir şey dikkatimi çekti. Yani hani fermuar sistemi derler ya, bir erkek bir kadın, bir erkek bir kadın. Öyle olmuş. İyi de olmuş. Kadınların daha çok olması gerekiyor. Bizim açımızdan da, renklilik olması açısından da. Tabii burada daha önce de izah ettiğimiz gibi buradaki en önemli şey Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmiş olmaları. Bir ittifak olarak ortak aday çıkartıyorlar. Yeşil Sol Parti adı altında yarışa girecekler. Tabii bunun dışında Türkiye İşçi Partisi farklı bir isim listesiyle, kendi amblemiyle seçime girdiğini izah edelim. Bunun ardından tabii ki diğer partilerden, en önemli partilerden birisi de İYİ Parti. İYİ Parti'de de oldukça dikkat çekici isimler var. Cesur bir liste yapılmış. Bunların en önemlisi de Alparslan Türkeş'in kızı Ay Yüce Türkeş'in Adana'dan birinci sıra olması. Birinci sıradan aday gösterilmiş olması. Malumunuz daha önce Adana'da İYİ Parti bir ön seçim yaptı. Ve oldukça temayül yoklaması daha doğrusu. Bu temayül yoklamasında katılım yüksekti ve Sayın Göktürk Badaoğlu açık ara birinci oldu. Göktürk Bey de 3. sıraya yer almış. Çünkü 2. sırada çok önemli bir isim var. Merkez Sağ'ın belki de en etkili isimlerinden. AK Parti'de de siyaset yapmış. Mehmet Ali Bilici gibi çok değerli bir ismin oğlu. Oğlu 2. sıraya yerleştirilmiş. Bilal Bilici. O nedenle 1 ve 2. tercihi her ne kadar ya parti içinde neden birinci değil Göktürk Bey, neden Sertaç Bey üçüncü değil gibi tartışmalar olsa da bence Ayüce Türkeş ve Bilal Bilici partiye oy kazandırabilecek iki isim diye düşünüyorum. Ayüce Türkeş için de şunu söyleyebilirim. Rahmetli Alparslan Türkeş biliyorsunuz MHP'yi 1969'da Adana'da kurdu ve yine rahmetli Türkeş ilk kez milletvekili olduğu yer Adana'dır. Adana'ya karşı özel bir bakışı vardır milliyetçi kesimin, ülkücü kesimin. Çok değerlidir Sayın Rahmetli Türkeş'in Adana'daki bu izlenimleri. Onun ardından da kızının çok değerli Ayüce Türkeş'in de Adana'dan birinci sıradan milletvekili olması İYİ Parti'ye bence ciddi bir güç katacaktır. Bilal Bilici için de aynısını düşünüyorum. Merkez Sağ'ın önemli isminin oğlunun da İYİ Parti'ye, Merkez Sağ burada mesajı vererek katkı sunacağını düşünüyorum. Bunun İYİ Parti'ye ciddi bir oy getireceğini düşünerek Göktürk Boyvadoğlu 3. 4. Mehmet Sertaç Duran, Burak Yenoğlu, İsa Ayanoğlu, avukat daha önce MHP'de siyaset yaptı.
haksızlığa uğradı, beraat etti, aklandı ve şimdi İYİ Parti'de siyaset yapmaya devam ediyor. Tabii meclis üyesi Bahadır Ceyhanlı, Erdinç Antep Üzümü Nihal Ağaca çok önemli bir isim aslında. Özellikle Yukarı Adana, Kuzey Adana olarak tabir ettiğimiz Yukarı Adana'da çok sevilen bir isim ve ağırlı olan bir isim. Ercan Atalay spor doktoru diyebiliriz. Çok değerli bir doktor. Sinem Uludamar, Hülya Akköz. Güzel bir liste olmuş. Bence mevcutlarda parti içi olarak baktığımızda en iyi listeyi İYİ Parti yapmış gözüküyor. Her ne kadar şerhimizi koyarak Göktürk Boyvadoğlu, Mehmet Sertaç Durak, Çulay, önemli isimler, Remzi Oğuz Yılmaz'ın, Nihal Ağaca'nın gerilerde kaldığını düşünsek de liste güzel. Onun dışında tabii Türkiye İşçi Partisi var. Onu da isimler aklımda değil, hemen açmaya çalışıyorum. Duygu Yılmaz, Seda Aşkın, Ahmet Faruk Ulaş, Mesut Koyun, Utku Ayemdaroğlu, Dila Akar, Meryem Bazman, Kartal, Onurcan Gürbüz, Eda Bahar, Kocabeyler, Hüseyin Evgin, Oğuzcan Kılıç, Mehmet Selim Akman, Mustafa Çelik, Semih Akkırcık ve Eren Ararat. 15 isim var. Evet, Yeniden Refah Partisi biliyorsunuz AK Parti ya da Cumhur İttifakı'yla bir bağ oluşturdu ittifakın içinde, ancak kendi logosu, kendi listesiyle seçime giriyor. Cumhurbaşkanı seçiminde de malumunuz Sayın Erbakan geri çekildi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Hemen o listeye de bakmak istiyorum. Selahattin Baysal, il başkanı ve Adana'nın önemli esnaflarından iş adamı ve Selahattin Baysal da listenin başını çekiyor ve onları sürüklemeye çalışacak. Erdem Gümüş ikinci sırada, Serdal Sündük, o da özellikle Yüreğir'de çok etkin siyaset yaptı. Yüreğir ilçe başkanlığı yaptı. Ciddi bir efor sarf etti. Abdullah Abacı, Mustafa Bozkurt, Volkan Çevik, Ufuk Çıngırlar, Mustafa Yeter, Mustafa Geldi, Yusuf Aktürk, İbrahim Köse, İlham Tümenci, Salih Pınar, İsmail Erdoğan, Yusuf Ayaz ve bir isim daha, ancak isim yarım kesilmiş. Ondan da özür dileyelim ismi alamadığımız için. Evet, bu da Yeniden Refah Partisi anlamında da kendi tabanına uygun iyi isimlerden oluşan bir liste. Zaten tanınan çok önemli isimler var. Selahattin Baysal zaten partinin vitriniydi bugüne kadar, oldukça uzun süredir. Onun ardından da tabii ki Serdar Sündük olsun, Mustafa Bozkurt, Volkan Çelik, Erdem Gümüş, bunların da tanınırlığı en azından kendi tabanlarını konsolide edecek kadar ciddi bir tanınırlığı var. Bütün bunlara baktığımızda tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nde birkaç parti daha eksik kalmış olabilir. Onları da elimize geçtikçe aktaracağız. Bugün yani 9 Nisan günü bu listeler açıklandığındaki durum nedir? Ona baktığımızda ne görüyoruz? Hemen kısaca ona atıfta yapmak istiyorum. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bana göre Adana'dan çıkarılacak milletvekili sayısı tabii ki bugün yani 9 Nisan'a göre MHP bir vekil çıkartması çok yüksek muhtemel, 2 zor. Yeşil Sol Parti'nin 2 çıkaracağını düşünüyorum. İyi Parti'nin 3 çıkaracağını düşünüyorum. Bu 4 de olabilir ama 3'te de kalabilir. CHP 5 kesin, 6'da çıkarabilir. AK Parti 4. Yani burada bir paradoksumuz var. CHP 6 mı? AK Parti 4 mü? CHP 5 de alabilir. Ama o zaman Yeşil Sol Parti ile HDP'nin, MHP'nin vekil sayısında bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Tabi hayırlısı, demokrasi bunun için güzel. İnsanlar oyunu özgürce gidip kullanacak ve seçimin sonucunu bekleyecek. Ama buradan bir bizim ricamız var. Lütfen kime oy verirseniz verin, lütfen gidin sandığa ve oyunuzu kullanın ve oyunuzun nereye gittiğini takip edin. Yani akşam da sonuçları alın. Orada görevliyseniz de sonuna kadar sahip çıkın diyoruz. Evet, bugünkü yorum değerlendirmemiz bu şekilde. En kısa zamanda yeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.